Ben Ekim ayının 7'sinde PCR testim pozitif çıktı. O sıralar pandemi servisinde çalışıyordum. Servisten kaynaklı hastalık bulaştı. Yaklaşık bir 15-20 günlük tedavi sürecim oldu. Hastaneye yatışım olmadı ama evde atlattım. Zor bir süreçti. Evde atlatmama rağmen zor bir süreçti. Zordu. Şöyle grip benzeri başladı. Grip belirtileri, semptomlarıyla başladı. Aşırı halsizlik, ateş, üşüme, titreme ve hafif öksürük şikayetiyle başladı. Hani bu işin içinde olmamıza rağmen biz bile acaba grip mi oldum gibi bir tereddüt yaşadım. Daha sonra PCR testi verdiğimde pozitif olduğumu öğrendim. Derhal karantinaya aldım kendimi zaten. Oğlumla birlikte yaşıyorum. Onunla mümkün olduğunca evde mesafemizi koruyarak yaşadık. Böyle filyasyon ekipleri derhal müdahale ettiler zaten. İlaçlarımızı başladık. Zaten bu işin içindeyiz. Hastalara ne tür bir tedavi verildiğini biliyoruz. Ona yönelik kendimce tedavilerimi ve destek tedavilerimi aldım. Bir değişiklik olmadı aslında. Biz bu işi bilinçli yapan profesyoneller olduğumuz için zaten tüm sevdiklerimizden izole yaşıyoruz. Ben kendi anneme, babama, kardeşlerime hiç kimseyle görüşmüyordum pandemi servisinde çalıştığımdan dolayı. Ama şunu çok net anladım. Karşı taraftaydım bu sefer. Hastalık psikolojisinin ne demek olduğunu anladım. Hastalardaki ölüm korkusunun ne demek olduğunu çok net anladım. Yani zaten elimizden geldiğince empati kurarak yaklaşıyoruz. Bizim mesleğimizin temeli empati. Ama ekstra bu işi yaşamış, atlatmış biri olarak daha sonra bu hastalarla karşılaştığımda onları çok daha iyi anlayarak hizmet etmeye başladım. Onlara yardımcı olmaya başladım. Onların psikolojisini daha net anladım. Öyle söyleyebilirim. Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum ve çok kızıyorum. Diyorum ki ben 24 saat boyunca bu hastalara hizmet ettim. Bu insanlar neden farkında ve bilincinde değiller diye çok kızıyorum. Yapmasalar keşke diyorum. Keşke diyorum bir saat gelip benimle bu serviste bu hastaları gözlemleyebilseler diyorum. Belki işin ciddiyetini anlayabilirler diyorum. Üzülüyorum. Yani verdiğim emeklerin boşa gittiğini bile hissediyorum bazen. Bunun için de insanlara buradan mesajınız ne olabilir? Şunu söyleyebilirim. O tekrarlanan üçlü maske, mesafe, hijyen. Tabii ki hepimizin her zaman dikkat etmesi gereken üç kural. Ve ayrıca lütfen sevdiklerimizle aramıza mesafe koyalım, görüşmeyelim. Oturmayalım. Güzel günler için oturmayalım. Ziyaretlerimizi kaldıralım. Bu akşam oturmaları, hafta sonu buluşmaları, ev hanımlarının meşhur kahve saatleri, bunları bir süre rafa kaldıralım. Lütfen, rica ediyorum.